Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu BR'de saklanılan pusucuların gizlendiği arkadaşlar hatta taktik yaptığı 10 tane yer göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki BR sezon yenilendi. 41. sezona girdik. Dün ranklar sıfırlandı. Ben de bununla alakalı arkadaşlar oyun içi bir video yapmak istedim. Bugün arkadaşlar pusucuların veya oyuna yeni başlayanların da aslında taktik yapabileceği hatta profesyonel oyuncuların da arkadaşlar ulan bu mermi nereden geldi diye şaşıracağı 10 tane gizemli bölge göstereceğim arkadaşlar. Hemen hızlıca videomuza geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar Ata Game kayıt linkimiz bu videonun açıklamalar kısmında. Halen de kayıt değilseniz arkadaşlar orada indirimli elmaslar alabilirsiniz tek tıkla ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim yerler çok enteresan. Kayaya mı girmiyoruz? Ot mu olmuyoruz? Çimen mi olmuyoruz? Merdiven altına mı yatmıyoruz? Çok değişik. Evet arkadaşlar tamamen Bermuda'da rank günlüklerinde göstereceğim pusma yerleri. Artık pusma yeri mi dersiniz? Bug mı dersiniz? Onun gibi şeyler. Evet arkadaşlar ilk yerimiz hemen Bermuda'da Peak'ın yamacında bulunan şu kaya arkadaşlar. Şimdi bu kayanın içine girebiliyoruz arkadaşlar. Motorumuzu şöyle kenarına bir park ediyoruz. Park ettikten sonra usulca şöyle bir tane duvar koyuyorsun. Duvar koyduktan sonra geliyorsun ve motora biniyorsun. Motorda indikten sonra duvarın içindesin. Hoppa! Artık seni düşman göremiyor fakat sen her yeri görebiliyorsun. Bak sanki etrafında hiç kaya yokmuş gibi böyle görüyorsun her yeri ve onlar seni göremiyor. Evet böyle bekleyip de haritanın ortasında sıralama da kasabilirsin veya rakibin yaklaştığında onu vurabilirsin. Evet ikinci yerimiz İkinci yerimiz arkadaşlar burada hangarların bulunduğu bölümde bölgede şöyle geliyorsun arkadaşlar buraya motorla yine geldik şimdi burada çıkacağız evet şuraya bir tane duvar kuruyoruz yine tabii ki ondan sonra şöyle bir hemen buradaki tahtaları kullanarak bu binanın üzerine çıkıyoruz. Evet üzerine çıktıktan sonra usulca hemen şöyle çatıya doğru yaklaşıyoruz burada gördüğünüz gibi bir baca var. Evet, bu bacanın içine giriyoruz ve otlarla bütünleşiyoruz. Evet arkadaşlar. Tabii ki herkes bunu haritada yapmaz ama şöyle otlarla buluştuğunda, bütünleştiğinde gördüğün gibi çevredeki düşmanlara böyle salça olabilirsin. Onlar seni göremeyecektir. Muhtemelen onlar binaya bakacaktır. Evet yine Bermuda'da arkadaşlar bu köprü üzerindeki gördüğünüz bu bölgede yine bir tane yerimiz mevcut. Bu da üçüncü bölgemiz. Evet burada da yine buraya atlıyoruz arkadaşlar aşağıya. Buradaki göle giriyoruz. Biraz yüzdükten sonra buraya geliyoruz ve buraya duvar kuruyoruz iki tane. Ondan sonra hatta üç tane. Ondan sonra arkadaşlar şöyle geliyoruz tekrar yukarıya. Biraz zahmetli ama güzel bir deliğe gireceğiz. Tabii ki bunu ee, yani çok da yapmanızı önermiyorum. Çok zahmetli ya. Ama böyle bir şey var arkadaşlar. Yani biz gösterelim yine. Şöyle ondan sonra bu köprünün altına böyle yatıyorsun. Tamam mı? Düşman seni göremiyor. Ama sen düşmanı görebiliyorsun. Muhtemelen sıktığında arkadaşlar dürbün açarsa, kaparsa seni burada görebilir. Ama sıkmazsa eğer düşman orada dürbün açmazsa seni göremez. Evet dördüncü yerimiz. Dördüncü yerimiz arkadaşlar yine bu sentosa ile Normal haritada Sentosa gölü var ya arkadaşlar o göle geliyoruz oradaki geçiş köprüsünün yanına usulca eğilerek şu suyun içine giriyoruz. Ama fazla girmeyin yüzme modunu alır. Böyle kafamızı gömecek şekilde tamam mı tam böyle hizada duracağız ve çömeleceğiz. Çömeldiğimizde gördüğünüz gibi bir anda sular yok oluyor. Sanki bir an çöl oluyor gibi gösteriyor ama aslında su var. Siz bu şekilde düşmanı görebilir, vurabilirsiniz ama o sizi göremez. Evet, böyle bir bak. Evet arkadaşlar, yine Bermuda haritasında küçük adada, küçük adada şöyle bir yerimiz var arkadaşlar. Burada da yine duvar atarak böyle bir tane duvar daha kurarsanız şöyle kulübenin üstüne çıkabilirsiniz. Evet, şöyle bu binanın üzerine çıkıyoruz ve burada bir reklam panosu var. Bu reklam panosunu bir duvar olarak kendinize bir kavur olarak kullanabilir, sağa sola salça olabilirsiniz. Bu da böyle bir enteresanlık. Evet arkadaşlar. Yani bilmeyenler varsa buraya yatabilirsiniz. Yat burada ömürlük. Alan gelince biraz da kit basarsın. Sonra çıkar bir iki kilo alırsın. Al sana güzel bir derece. Evet arkadaşlar bir sonraki yerimiz Obser değil. Obser'de geliyoruz. Obser'de bu uçurtmayı kullanıyoruz arkadaşlar. Buradan şöyle bir uçuyoruz. Nereye uçuyoruz arkadaşlar? Hangarlar bölümündeki reklam panosuna uçuyoruz. Buraya bir hatıra fotoğrafı gibi yapışıyoruz arkadaşlar. Reklam panosunun üzerinde böyle bir e, gardımızı alıyoruz. Zaten obserden silah da almış oluyoruz. Burada kaldırmaya gelen, masumca, usulce yaklaşan kişileri vuruyoruz arkadaşlar. Burada kaldırmaya gelen insanlara e, küfür yeme pahasına vuruyoruz. Evet. Şimdi geldik bir sonraki pusucu yerimize. Evet arkadaşlar yine buradaki kaldırmayı kullanıyoruz. Buradan ağaca nişanlıyoruz kendimizi. Ağaca nişanladığımızda ağacın ortasında böyle yeşilliklerle bütünleşiyoruz ve düşman bizi göremiyor. Biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki o taraftan gelen düşmanları e, haklıyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki yine pusma yerimiz. Evet bir sonraki pusma yerimiz arkadaşlar. Tabii ki nerede? Clock Tower'da. Evet yine şuraya iki tane bir duvar kuruyoruz. Duvar üç tane kuruyoruz. Sonra bu duvarları merdiven gibi kullanarak bu binanın tepesine çıkıyoruz. Evet arkadaşlar tepesine çıktıktan sonra yani burada çok da böyle bir pusma yeri değil de yani daha çok arkadaşlar görüş alanı elde edebiliriz. Mesela bu binanın tepesine çıksan görüyorsun işte faktörden gelenler yukarıda peyak tarafına inenleri orada yani rahatlıkla görebilir ve vurabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki yerimiz Veya bir sonraki bagımız mı dersiniz? Yine burada bir kaldırma kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kaldırmayla uçuyoruz buradan. Yine bir reklam panosuna bu sefer de arkadaşlar mezarlık tarafında, yine obser tarafında işte öbür tarafta yine arkadaşlar bulseya tarafından gelenleri çok rahatlıkla haklayabilir. Yine buradaki kaldırmayı da gördüğümüz için oraya kaldırmaya gelenleri de vurabiliriz. Evet bir sonraki bug'ımız veya pusma yerimiz P aktı arkadaşlar. Yine burada P akın içerisinde dolaşırken geliyoruz buraya arkadaşlar. Burada bir tane kesik merdiven var. Evet buraya bir duvar kuruyoruz. Ve duvar kurduktan sonra arkadaşlar buradaki bu kutucukları kullanarak kutucuklar üzerine çıkıyoruz. Sonra duvarın üzerine çıkıyoruz ve buradan merdivene atlıyoruz. Bu kesik merdivene çıktığımızda burada arkadaşlar pusabilirsiniz. Haritanın ortası. Yani arkadaşlar son 15-20 kişi kala buradan çıkarsınız, birkaç tane de kil aldıktan sonra sıralamayla beraber güzel bir derece, derece elde etmiş olursunuz. Evet burası da yine bu şekilde çıkılan ve e, saklanabileceğiniz, oyun sonuna kalabileceğiniz bir pusma yeri diyebilirim. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.